Herkese merhaba, ben Anıl. Hep TV kanalına ve Frison Aktif'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Mücadeleleri yapıyorduk en son. Ölüm hücresinde Edward'ı öbür tarafa postaladık. Ceyran'ı yolladık. Şimdi sıra Palermo. Bu Palermo dediği neymiş? Devasa bir yangın. Hapishanenin mutfağı, kantinini tahrip etmiş. Mahkumlar beslenmenin hızlıca bir yolunu bulmazsa büyük çaplı bir kargaşaya sebep olacakmış. Ondan sonra gıda krizini çözdük, mutfağı, kantini yeniden inşa edeceğiz. Hiç sıkıntı değil. Hadi başlayalım. Evet. Ha şey bura okey. Müdür masası büyük ihtimalle bu. Gördüğünüz ortadaki. Diyor. Diğer binalarımızın birinde büyüyen bir kriz var. Birisi hapishane mutfağında yangın çıkartmış. Öncelik ateşi söndürmek, zayiatı durdur ve daha fazla hasarın oluşmasına engel ol. İtfaiyeyi çağırmak için araç çubuğundan acil hizmetler bizde. Hapishanenin tamamını yerle bir etmeden bu yangını kontrol altına al. Şimdi bir durduralım. Aynı hapishane. Yok, birazcık daha farklı. Havuz falan yukarılarda. Okey, şimdi buralardan yangınımız var. 80 kişilik bir hapishane. Biraz şöyle yapılarına da hani şey yapmaya çalışıyorum ki, öğrenmeye çalışıyorum. Hani biraz daha şey olur. Kendi hapishanemizi yaptığımız zaman daha iyi olur. Öncelikle, bunların hepsini, deliler var. Cum. Neyse. Hepsini kilitleyeyim diyecektim de şu an galiba hepsi kilitli durumda zaten. Direkt acil durumda itfaiye ekibinin ikisini de çağırıyorum. Hemen itfaiye ekipleri geliyor. Gel 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 gel. Evet, itfaiye ekipleri geldi abi. Biriniz şuraya, diğer ekipte. Niye tıklayamıyorum? Hadi inin. İtenize. Heh. Diğer ekibi de şu yukarı tarafa gönderirsek. Geç, iki ekip de az ya. Acil durumlardan. Neyse. Sağlık görevlisi ve iki de çevik kuvvet çağıralım. Çünkü ha bu uşaklar kafayı yiyecek. İlk ekip daha da gir içeri. İkinci ekip daha yerini alamadı. Bu basit olacak eğer mahkumlar ayaklanmazsa, ki hepsi şu an çıkıyor. Çevik kuvvetimiz var, sıkıntı yok. İkinci ekip şuraya girin. Birinci ekip daha da yukarılara. Mutfağı söndürdükten sonra sıkıntı yok zaten. Kantin her türlü hallolur. Hadi birinci ekip. Şu ocakları da söndür abi. Evet. İkinci ekip gir içerilere. Şu an gayet güzel. Siz de şuraya ilerleyin. Sol taraf. Dur. Ha söndü. Tamam, kendisi söndü. Ufak bir ateş kaldı orada. Hallettik. Sıkıntı değil. Şu an mahkumlar avluda. Şurada paloroidleri hemen alalım. Bunlar yani biriktiriyoruz. Öyle başarım falan kazandırıyor galiba. Başka bir yerde var mı? Başka bir yok. Telefonla konuşan bir emme. Birinci ekip şöyle ilerle. İkinci ekip yukarıdan şöyle ilerle. Bu sırada tabii ki de boş durmayalım. Hemen yardımcı birimlerden. İşçilerimiz zaten şeye başladı. Tamir işlerine başladı. Oradan tamir işini halledelim. Şuraları şöyle bir tamamlayayım ben, cereyanları. Tamam, bir ayaklanma söz konusu değil. Bunlar ne kadar açlar, yiyecek. Tamam, sağlık ekibini gönderebiliriz. Çevik kuvveti de gönderebiliriz. Şu an hiçbir sıkıntı yok ve zamanı biraz hızlandıralım. Alevler söndü. Aman tanrım, enkazdan sağ kurtulan biri var. Bu da var ya, çok belalı bir tipe benziyor ha. Devam et. Adam yanmış ya, sol tarafı yanmış.
Hayatta olmaz. Bu Don Palermo. Ha, adamın soy ismiymiş bölümün şeyi ismi. Tüm mahkumlar arasında bu bizim çete lideri olmalı. Keşke öyleymiş. Şimdi bu bir ayaklanmaya sebep olacak. Tabii kuvveti yollamayaydım iyiydi. Onun için kötü haber, bütçe kesildi. Dolayısıyla tüm doktorlarımızın işine son vermek zorunda kaldık. Diğer haber ise reverimiz hala kullanılabilir durumda. Tamam. Doktor işi alalım hemen. Şeyler zaten burayı işçiler iyi kötü hallediyor. Karışıklığı düzeltmemiz lazım. Bulldozer aracını kullanarak harabe olmuş kantin ve mutfağı bütün molozları temizlemen gerek. Tamam. Bir çöplük. Hemen oraya bir çöplük yapalım. Hedeflerim tamam. Ne yapacağından emin olmadığında nesneyi... Tamam. Sıkıntı yok. Hemen zaman tekrar durduralım. Şu an bir yangın söz konusu değil. Şunları postala ama acil durumlardan abi sağlık ekibiyle ben şu çevik kuvvetleri tekrar çağıracağım. Çağıramıyorum. Neyse. Hemen odalar. Zaman hızlı da değil yavaşta tamam. Şuraya çöpümüzü yapalım. Başka bizden ne istedi? Mutfak kantinini temizle. Abi direkt temeller. Buldozer. Şöyle temelli bir temizle abi. Okey. İsteğe bağlı yıkım hızlandırmak için daha fazla işçi alalım bak. İsteğe bağlı değil abi. Nasılsa gelir 14. Şöyle bir 40 işçi yapalım. Hızlı hemen bitirsinler. Çünkü bunlar ayaklanacak. Çünkü yiyecek kritik durumda. Dinlenme kritik durumda. Bunlar işçilerle ilgili de. Okey. Ufak temizlendi. Kantinde temizlenmek üzere. Fayeşleri kovduk. Sağlık ekibi için revirimiz nerede abi? Revir hala şey durumda değil. Nezarethane var. Duş var. Ha revir. Gel abi buraya. Hatta bir tane de doktor. İki tane de doktor işe alalım. Gardiyan sayısını da arttıralım. Hiç riske girmeye gerek yok abi. 80 kişi var. 50 de gardiyanımız olsun. CEO arıyor. Alo. Perin. Teşekkürler. Haydi kazazedemize bir göz atalım. Atalım bakalım. Şu an bilinci kapalı. Bu adam uyandı mı ağzımıza sıçacak. Net. Evet kankileri geliyor. Patron nasıl oldu bu? Sana suikast. Aa olabilir lan. Adama suikast da olmuş olabilir yani öldürmek için diğer çete liderleri veya çeteler tarafından. Daha bak kalbim benim ya. Yamulmuş ya. Sanırım bir şeyler söyledim. Allah Allah. Sen Eten'in en zeki elemanı olmalısın. Hangisi Chandler yaptı bunu? Sana kimse yapmadı babalık. Bu bir kazaydı. Allah Allah. Sen biraz şüphecisin. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Topla ağzınızı kapatın ve beni iyi dinleyin. Bu ateşlerden hanginizi çıkardığını bilseydim, kopuşmuş. Ensenize şaplak atardım. Ama benim vaktim doldu. Kahrolası yatakta öleceğim. Ve halledilmesi gereken bir aile meselesi var. Elimizdeki tek şey Palermo ismi. Bu yüzden siz bok parçaları gerekeni yapın. Kapiş. Anlaşıldı mı aslanlar? Gerizekalılar. Ne yapacağını biliyoruz. Yapın bakalım gerekeni. Ya bu ikisi kesin bize bunu yaptı ya. Ya da birbirlerini mi suçluyorlar acaba burada? Arkanı kolla. Bu iş burada bitmedi Niko. Okey. Yemek olmadan bu mahkumlar birkaç gün içinde duvarı yerle bir eder. Bir isyanla karşı karşıya gelmeden hapishane güvenliğini sağlamanız bile ekranı gardiyanı taksiye yerleştirme kontrol edebilirsiniz. Tamam. 10 gardiyan ata. Hapishane etrafındaki görev yerlerine. Tamam. Güç gösterisi yapacağız. İç avluyu devriye istiyorsun. Tamam. Neyse. Tamam. Zaman yavaşta. Hemen abi şuraya yerleştirmelerden devriyeler. Mavi devriyeyle. Bir şöyle. Bir de şöyle abi. İki tane 4 kişi. Ben 2 devriye atadık.
Hapishane etrafına 10 gardiyan yerleştir. Yerleştirme, gardiyan. En kritik yerleştirilmesi gereken yer... Duş lan duş. Ha. 4 buraya. 4 buraya. 4 buraya. 4 buraya. Galiba yeterli oldu. Alt taraf kaldı ama. Yeniden inşa edeceğiz. Kantin ve mutfağı. Şefler otomatik olarak bütün hapishane için yemek hazırlamaya başlayacaklar. Tamamdır. Okey. En az 4 ocak yerleştir. 12 metre. Tamam ya dur. Ben şuradan temellerde beton yapalım. Bizden istediğinden daha büyük mü yapsak ya? 20 metrekare diyor da daha büyük yapmak göz çıkartmaz. Daha iyi olur. Şöyle 20'ye 20. Başlayalım. Böyle kocaman bir kantin yapalım. Mutfak yapalım. Her aslında bizim hapishanemiz değil. Çok da mühim de değil. Şöyle koy. Tamam. Temeller. Şöyle karşısına da şuraya kocaman bir kantin yapalım. Duvarlar kapılardan şöyle çift de kapı şuraya şuraya. Gardiyanlar. Aman gardiyan yok. Şeyler marş marş. Mutfak zemini, kantin zemini değiştirelim. Önce bir temelleri atalım da. Ha bu arada abi şu yerleştirmeden şuraya da 4 kişi bir yerleştirelim de. Şuraya da 2 kişi atayalım. Revire de bir kişi koyalım. Hani sıkıntı yaşamayalım ya. Şuraya da şöyle koyalım. Hani baskıcı olalım biraz. Aslında şey açık mı ya? Cephaneli köpek kapalı. Süre zarfında araştırmaya hak veriyor mu bize? Aa veriyor. Yani bir sıkıntı olursa köpekleri ve şeyleri çıkartırız. Silahlıları. Tamam. Odalar. Kantin olacak. Burası mutfak olacak. Tamam. Ya, zamanı yavaşlat. Yavaşlat. Nesneler. Şimdi. Ocak gerekiyor abi bize. Önce buzdolabını. Şöyle buzdolaplarını bir yerleştir. Şöyle birer boşluk bırakarak seviyeleri koy, boşluklarımızı koy. Ocakları da ortaya koyalım. Şöyle. Üç kare boşluk var ya. Aynen böyle. Tamam. Şöyle bir sürü bir sürü ocak olsun. Aşağı tarafları da tekrardan buzdolaplarını koyalım. İşte tamam. Gayet yeterli. Çöp kutularını koyalım hemen. Seviyelerin aralarına şöyle. Okey. Tamam bundan iyisi. Can sağlığı anasını satayım. Daha ne istiyorsunuz? Ve kantin. Kantin ne istiyor? Servis masası. Şimdi bu şerefsizler. Girdikleri zaman şuradan şöyle yemeklerini alsınlar. Bu taraftan girenler de böyle alsınlar. Ve masaları yerleştirmeye başlayalım. Bank, bank, masa, bank, bank, masa, bank, bank, masa, tamam. Umarım doğru yapmışımdır. Bir hatam yoktur. Ve banklar. Aynen. Bu şey de şaka maka bayağı kazanan bir hapishane. Hiç hapishane işçiliği falan filan bir şey de yok. Dış taraflar tamam. Hatta dur ya. İsteğe bağlı zemin de değiştir diyordu ya. Mutfağı şu fayanstan yapalım. Yemekhaneyle ne yapsak ki acaba?
Halı yapmaya gerek yok. Beyaz fayans yapalım yemekhaneyle. Şöyle. Tamam. Ve şimdi de yardımcı birimlerden cereyan sağlayıcılar. Eşyalar koyulsun ama da. Şeyi biliyoruz en azından. Eviyelerin yerlerini bildiğimizden. Şuralara şöyle musluklarımızı yapalım. Şöyle musluklarımızı yaptık. Tamam. Elektrik kaldı. Elektrik. Aa dur şeye koymadık lan. Çöp kutusu koyalım şuralara da. Buraları çöp için ayırdım. Şöyle. Okey. Sebil vardı ya. Dur. Su sebili de koyalım da. Salaklar da. Şöyle bir sürü de su sebili koyalım. Anasını satayım. Yani harika bir hapishane hizmeti ya. Şuna baksana. Mükemmel bir hizmet sağlıyorum ben şu an. Burası hapishane değil. Yaşanılacak bir yer haline getirdik resmen. Şuradan şöyle de elektriği verelim. De şuradan versem yeterli olur galiba. Şimdi zamanı hızlandırabiliriz işte. Ha, buranın yavaşlama sebebi şey. Gardiyan kapıları açıyor ya, onun için. Yerleştirmeden şuraya iki tane gardiyan koyalım. Daha hızlı hareket edilir. Tamam, sizlik bir iş kalmadı ya. Siz gidebilirsiniz. En az altı mı? Abi bunlara zaten hiç bakmadan getirmişiz. Mutfağa çöp kutusu yerleştir. Tamam, bunların hepsi gelecek zamanla. Sıkıntımız yok. İsyan çıkmadan olayı çözdüğümüzü düşünüyorum. Yani umarım çıkmaz isyan. Yemeklenmeye başladık. Bu arada personelde aşçımız yok ki. Şöyle 10 tane aşçı alalım. Bahçıvan da alan aslında. Hani hademe de al, etrafı temiz olsun ya. Gelir 11'in üstünde hala. Sıkıntı. Oğlum niye 90 tane mahkum? Yok. 81. Mahkum sayısı 90. Tamam, 81 yerimiz var ama. Ne yetmedi? Bir saniye. Kapasitörü yetmedi. Yardımcı birimler kapasitörü yani bir şey yetmedi. Bir şey sizi yetmedi. Aç. Çok enerji. Bunları hızlandır. Öncelik bunlara tanımsın. Hemen şunları yerleştir. Açtım ben aç. Ha, gardiyan aç. Açayım ben dur. Neyse. Tamam. Bu kadarı yeter. Açalım hemen. Okey. Önce gardiyan gelmemiz lazım. Şuraya bir baksana ya. Mükemmel bir yer yaptık ya. Ah dur. CEO bir saniye bekle. Sana da döneceğim. Şu alt taraftaki buzdolaplarını bir şey yapalım. Tamam. Neler duyduğuna? Aa, inanırım ben. İnanırım. Anlat. Ooo. Bazı eski gıda. Gizlenmiş paketler, uyuşturucu, alkol, şerefsizler var. İşte bu aileler, bu çeteler böyle para kazanıyor. Dışarıdan içeriye mal sokuyorlar. Aksilikler üst üste geliyor. Orada birisi de kusuyordu ha. Don Victor. Doğu yakasının en çok korkulan çete ailelerinden birinin patronu. İşte bu adamı içeri tutuyoruz. Anthony günlük operasyonlar yürüttü. Nico. Aa Nico ailelermiş lan bunlar. Tek kızı. Tamam. Ya büyük ihtimalle liderleri girdi içeri. Başları ailenin en küçüğüymüş. Bunlar da arkasından girdi. Babayı yalnız bırakmamak için. Tamam suçüstü yakalamışız. Oha! Edward'a bağlandı lan olay. İçeriye alıyoruz bunları. Ya galiba o Edward'ın karısı falan değil miydi ya? Nişatta şey yerle bir oldu. FBI hapse tıkmak için. Tamam. Vay vay vay. Demir parmaklıklar bunlar.
kalmış, bir kızı kalmış. Gerisini içeriye tıkmışız. Yani hani baba girdi biz yanında gidelim muhabbeti değilmiş. Hepsini aynı anda tıkmışız. Evet. Çok ciddi bir uyuşturucu sorunuyla karşı karşıya gelebilirdik. Ancak henüz üstesinden gelmiş değiliz. Mutfağımız ve kantinimiz mevcut. Çalışıyor. Şeflerimiz herkes için yemek hazırlayacak. Böyle işler. Tamam, rahat şu an. Yangının kasten çıkarıldığından endişeleniyorum. Umarım bu tekrar yaşanmaz. Umarım yaşanmaz. Ha, şey yapacağız. Tamam ya, ihtiyaçları vardı. Bu ihtiyaçlar mahkumların davranıştan etkiler. Açlıktan ölüyor. Tamam. Hatta ben bunlara bir güzellik yapayım. İhtiyaç raporunu açmak için. Yiyecek şu an kritik seviyede. Tamam. Tamam geç ya. Üf, yapacaklarımızı söyleyip duruyor durmadan. Ne yapacağız biliyor musunuz? Rejimden. Bak 2 saat burada, 2 saat burada yemek saati var. 3 saat yemeğe, 3 saat yemek günde 2 kere. Ananı arvadını. Üf. Duşu da 2 saat yaptım size. Rahat rahat takılın. Şimdi. Fışkiye yapacağız. Fışkiye. Nerede? Şuralara şöyle ocakların oralarına yapsak yeterli olur diye tahmin ediyorum. Senin bu halin ne ya? İsyan çıkartmadan 7 yıl yemiş. Yani ilk tıkladığımızda şöyle masaların oralara koyalım fışkiyelerimize. Bir tane de şöyle koyalım. Da burası için yeterli olacağını düşünüyorum. Mutfağa bir kaç, kantine bir kaç. Ana su hattına bağla, su hattına bağla. Bağlarız, hiç sıkıntı değil. Bu nasıl kalmış? Şöyle o şeyi de bağlarız, sıkıntı değil. Uyuşturucu bulundu sağ yukarıda. Mahkumların gıda ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Mahkumların istirahat ihtiyaçlarıyla ilgileneceğim. Şuradan hızlı kurulumda. Zamanı hızlandır ya. Şu işçiler ne yapıyor ya? Neredesiniz ya? Hızlı kurulumdan ortak oda mıydı? Ortak oda. Aynen. Şöyle ortak oda inşa edelim. İki tane. Bu da gayet yeterli olur. Fazlasına hiç de gerek yok. Mahkumların çevre ihtiyaçlarıyla karşılamışız bile hiç fark etmeden. Hemen şunları su borularına bağlayalım. Okey. Bu kadar küçük boru bu kadar uzun hattı karşılayabilecek mi emin değilim ama umarım karşılar, yormaz bizi. Şöyle çek. Hızlı 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 hızlı. Hadi iş yapıyoruz burada. Tamam. Gıda karşılayamıyor muyum abi ya? Yetmiyor mu yedikleri yemek? Dur, şu güzelliği de yapayım ben size. Program değil, iyi bir değil, rejim değil, ihtiyaç... Aa, yapamıyorum onu. Bunu niye yapamıyorum? Hayır, dur. Ne diyorsun lan? Duşta bir oralı... İki ceset var. Şansımız orada, kameralarımız var. Allah Allah! Duşta ne olduğuna bakalım. Hangi duşta peki? Bir sürü duş var. Buradaki duş mu? Değil. Aha burada bir duş. Şu da güzel yapmıştı ya. Vay şerefsizler. Birbirlerini yemeye başladılar ha. Net isyan geliyor, isyan. İsyan edecekler. Yalnız. Mükemmel. Aslanım sabunu yere düşürdüm. Acele etme. Kes palavrayı. Kız kardeşimin sende ne bulduğunu hiç anlamadım. Ben onun fikri miydi? Yaşlı adam öldü. Ne? Bu onun fikri miydi? Yaşlı adam öldü. Ya herkes ailenin başına geçmeye çalışıyor herhalde. Senin aptallığı yüzünden bu ailenin çökertilmesini görmek beni hasta ediyor. Bu ateş senin için yapalım. Öyleyse iyiliğin karşılığını ödemeyi düşün.
Sapladı. Sapla. Oha. Arkadan birisi daha yanaşıyor. Ya ikisi de ölecek ya da bu son ölecek. Sana dedi var kanı kolla. Vay anasını olaylara bak. Öldürüyor mu? Yoksa yaralı mı bırakıyor? Bilinç kapalı da bırakabilir. Ama zannetmiyorum. Bence işini bitirir. İntihar olduğunu düşünecekler. Oha! Bu da buna sapladı. Bilinci kapalı. Bu yaralı kaldı. Ona da soktu. Bunun da bilinci kapalı. Alayının birinci kapalı. Bu öldü. Net öldü. Aynen. Bıçağı yiyen de öldü. Boynuna bıçağı yiyen de öldü. Sadece bu şey kaldı. Kız kardeşin sevgilisi. Yaralı ve yorgun. Harika. Görmüşe göre Palermo ailesi üyeleri tükeniyor. Aynen iki tanesi kaldı elimizde. Ya duşta şey yok mu ya? Gider. Neyse oraya gider de koyalım. Bahse varım. Buradaki tüm mahkumları bu uyuşturucuları satan Palermo. Kim olacak ki başka? Adam da zaten uyuşturucudan gitmiş. Bana söylediklerine göre tamam. Her bir mahkumu ve her bir hücreyi aramanı... Önce hücreye tıkıyoruz. Tüm bölümler. Hücreye abi. Zaman hızlandır. Hızlandır. Ve hücre araması. Tüm bölümler. Başla. 370 tane aranması gereken yer var. Dur. Bir saniye. Şu zamanı bir yavaşlat. İhtiyaçlarının %70'ini karşılayabilmişiz. Ben onunla bir ilgilenmek istiyorum. Elektriği bağlarsak belki %100'üyle ilgilenmiş oluruz. Ya ne var ne? Olumlu tarafı daha kötüsü... Bu adamlara yardımcı olmalıyız. Yapacak tek şey faaliyet kontrol altına almak. Devirde bir uyuşturucu tedavi programı başlat. Doktorlarımız bağımlılıklarımız. Hemen toplantı odası inşa edeceğiz. O ortak hücre, ortak odada da oluyordu galiba ya. Arama bir sürsün. Uyuşturucu tedavi programı başlatalım. Başlatalım. Ne oluyor lan? Programlar. Uyuşturucu tedavi. Rejim. Rejimde çalışma. Şöyle. Boş zaman yapacağız. Alkolikler için grup terapisi, programlar. O da yok. Dur. Şuradan alkolü de başlatalım. Abi ben niye buradan çıkamıyorum ya? Ne istiyorsun sen şu an benden? Tamam, hepsini hücreden çıkarabiliriz. Hücreye tıklayınca orada bug'a girdi, evet, anlamadım. Şimdi bir saniye, bu ne istiyor abi? Bu değil, alkolik. Bu başladı. Ortak oda gerekiyormuş. Tamam, uyuşturucu tedavisi için ne gerekiyor? Revir doktor eşliğinde tıbbi yatak gerekiyor. Tıbbi yatak yok mu lan revirde? Bunun için bir şey oluyor olabilir. Nesneler, ben şuradan bir aratayım. Var, bir sürü yatak var. Şöyle 3 tane de ben koyayım bir yatak. Sen bir dur ya, senin bir işimiz yok. Uyuşturucu bağımlısı başladı. Şöyle 2'şer seans yapalım. Yok bu sefer açmayacağım seni, az bir dur ya. Zamanı hızlandırsana. Ben bu ihtiyaçları niye karşılayamıyorum? Mahkumların istirahat ve gıda ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Neden? Yemek saatini mi arttırayım? Kilitli kalmayın. Paso yemek yiyin anasını. 4 saatte de yemek ihtiyaçları karşılansın. Söyle CEO'cum.
Çok iyi. Fark yarattık. Sanırım hapishane kont... Ya, tabii ki de kontrol altında. Ben buranın başındayım. Hazır olunlar. Evirdeki kalorayı da tıkla. Hazır değilim şu an. Nerede? Şurada. Tamam. Ona tıklamadan önce. Şunların tamamlanmasını istiyorum ya. Mahkumların ihtiyaçlarını. Daha fazla aşçı işi alsam. Niye yardımcı? Güneş panelini gösteriyor. İstemiyorum güneş panelini. Şöyle 20 aşçı yapsam. Ondan sonra şey nerede? O hızlı kolumlardan. Ortak. Bir tane de ortak. Şuraya yapayım. Elektriği de şuradan şöyle bağlayayım. Zamanı hızlandır. Ben bu ikisini tamamlamak istiyorum ya. Çünkü öyle olmaz. %89-90. Bu gıda karşılanacak inşallah. Aynı anda yemek yiyemiyorlar. Anlamadım ki anasını satayım. Bunu niye tamamlanmadım? Ha. Şimdi tamamlanıyor galiba. Işıklar falan filan duruyor. İsteğe bağlı. Şu an sıkıldım. Şu ortak oda bir yapılsın da. Bir bitsin. Bitecek mi? Neyi bekliyoruz? Bitmesi için. Ama ben bekleyemeyeceğim onu. Bekleyeyim ya. Tamam eşyaları getiriyorlar. Şey sıkıntı ya. Şurada gardiyanlar kapıları açıyor ya. Ha bu da tamam. Yemek ihtiyacı kaldı da abi %86'nın üstüne çıkamıyorum ki yemekte. Allah Allah. Boş ver yemekte olmayı versin. Devam edelim. Bu kim? Psikolog mu? Yoksa polis memuru falan mı? Şey. O kız. Ha bunun yavuklusu. Bunun da kardeşi mi ne? Adam perişan halde ya. Hiç iplemiyor ha kız Niko'yu. Şimdi ipledim. Şunu şurada bir öldürse var ya ne gülerim ha. Nasıl evli hala? Üzgünüm işleri bok ettim. Sakinleş şimdi. Babalığın haftayı geçiremeyeceğini söyle. İnşallah. İnşallah. Elveda demeye geldim. Biliyorsun şimdi yürüyüp gidebiliriz. Sen ve ben. Fahrolası hayat her şeyi alıp götürdü. Bunu sevdim. Ama ben sevmedim. Ben bir Palermo'yum. Oha! Dedim bak. Gitmesiyle sen bu yerde grup dışında bu aileyi kolayca alt edebilirler. Buna katlanamam. Onlara gelmedi. Neler oluyor? Dövmeye mi geldin? Bu yaşadıklarımızdan sonra mı? Sen buralarda çok eskisin. Hayır tatlım seni boşuyorum. Ah be! Öldürmüyormuş. Ailem olmadan bu ölü bir adamım. Yani. O Niko tamamıyla bir boka yaramayan hani sırf güçlü bir ailenin kızıyla evlenen boş bir adam yani. Başka bir şey değil. Elveda Niko. Tamam Niko GG şu an. Ha bu reis uyandıktan sonra Niko'yu düdükler. Evet, bu bölümü de burada bitirdik. Bölüm 3.
O da artık şuradan atla diyelim duralım. Evet, bölüm 3'te ama yine salladım. İsyan sürüyor, arkada yazısı var. Büyük ihtimalle isyanla ilgili bir bölüm olacak. Bölüm 2 Palermo ailesinin çok da çöküşü değil aslında ama çöküşüne çok yakın bir hikaye oldu. Buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Beğendiysen lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Görüşmek üzere.